Barbaros Hayrettin Paşa 1532 Ağustos ortalarında Cezayir'den hareket etti. Cezayir'i evlatlığı Hasan Ağa'ya teslim etti. Barbaros Hayrettin Paşa reisleriyle İstanbul'a geldiğinde halk tarafından sevgiyle karşılandı. Barbaros Paşa reisleriyle saraya gitti. Kabul merasimi muhteşem oldu. Divanı Hümayun merasimlere mahsus şekilde toplanmıştı. Bütün vezirler hazırdı. Padişahın iki yakasına dizilmişlerdi. Yalnız Halep'te bulunan Makbul İbrahim Paşa yoktu. 68 gün önce Safevi seferine çıkmak üzere İstanbul'dan ayrılmıştı. Cihan Hakan'ı getirdiğim acizane hediyelere teşekkür etmek tenezzülünde bulundu. Bana ve reislerime muhteşem hilatlar giydirdi. Bu yaşa geldim, bugünkü kadar sevindiğimi hatırlamam. Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'da muazzam bir şekilde karşılandı. Görenler başka bir ülkenin sultanı geliyor sandılar. Kanuni Sultan Süleyman Barbaros Paşa'ya şöyle dedi. Baka Paşa, seni kaptanı derya yapmak isterim. Göreyim donanmayı Hümayun'umu nasıl idare eder, ne zaferler kazandırırsın. Cezayir Beylerbeyliğini de senden almıyorum. Dilediğin kimseyi vekil yap. Cezayir'i senin adına idare etsin. Ancak bütün işleri Halep'te bulunan Vezir-i Azamım İbrahim Paşa ile görüşmek gerek. Tez ata atla, Halep'e git. Avdet'te gene görüşürüz. Barbaros Hayrettin Paşa, Vezir-i Azam İbrahim Paşa ile görüşmek üzere Halep'e gitti. On günün hitamında Halep'e geldim. Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın kaldığı saraya indim. Paşa, padişahla akran, 40 yaşlarında, zarif, nazik, çok zeki bir adamdı. Halep'te kaldığım iki gün boyunca kendisiyle Avrupa'nın siyasi vaziyetini ve donanmayı Hümayun'un hareketini konuştuk. Elime kaptanı derya olduğum hakkında ferman verdi. Sırtıma hilat giydirip beni selametledi. Barbaros Hayrettin Paşa gerekli görüşme yapıldıktan sonra İstanbul'a geri geldi ve Osmanlı donanmasının başına geçti. Tersaneye gidip kendi istediği tarzda gemileri kızağa koydurdu. Tersanede 20 binden fazla insan çalışıyordu. Dilenirse bir yıl içerisinde Venedik donanmasından büyük bir donanma inşa etmek mümkündü. Barbaros Hayrettin Paşa'nın kaptanı derya olması Şalken'i çok endişelendirmişti. ...1534 yılında Barbaros Hayrettin Paşa Hulya seferine çıktı. İspanyollara ait Messina boğazından geçerek Sicilya adasını vurdu. Bu hamle Andre Doria'nın korona saldırmasına karşılık olarak yapıldı. Ele geçirilen ganimet ve esirler donanmanın bir kısmıyla İstanbul'a geri gönderilirken kendisi 40 parça gemiyle Akdeniz'de kaldı. Divanda Barbaros Hayrettin Paşa'nın kaptanı deryalığına karşı olan vezirler söz alıp buna itiraz ettiler. Bu olay Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıralarında şöyle geçiyor. Şevketli Hakan'ımızın şu işine bakın. Bir korsanı kaptanı derya eyledi. Deyi dedikodu yapmaktan utanmazlardı. Bu dedikoduyu yapanların çoğu hayatlarında ne bir kale fethetmiş ne de bir kayık ele geçirmiş kimseler değildi.
Ancak Sultan Süleyman Han Hazretleri her yıl, her ay, her gün bana daha fazla iltifat etmeye başlayınca zamanla bu dedikoduların da ardı kesildi. Haset edenlerin hasetleri içlerinde kaldı, dışarıya çıkamadı. Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de bulunduğu sırada yıllardır kendisine ve ülkesine düşmanlık eden ve İspanyollar ile iş tutan Tunus Sultanı'nın üzerine sefer açtı. İlk olarak Messina limanını bombalayarak Andre Doria'ya gözdağı verdiği gibi kendisini açıkça meydan muharebesine de teşvik etmeye çalışıyordu. Tunus Sultanı bu sıralarda Mevlay Hasan'dı. Gayet gaddar olmakla birlikte İspanyollar ile işbirliği yapardı. Barbaros Paşa donanma ile gelir gelmez Mevlay Hasan kaçtı ve Tunus Barbaros Paşa'nın eline geçti. Mevlay Hasan, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Tunus'a girmesi üzerine hemen Şalken'e haberci gönderip yardım istedi. Şalken derhal bir donanma ve ordu hazırlatıp bizzat sefere çıkmaya karar verdi. Donanmada İspanya'dan, Almanya'dan, İtalya'dan ve Hollanda'dan binlerce asker vardı. Osmanlı donanması ise çoktan İstanbul'a geri dönmüş, Barbaros Hayrettin Paşa Tunus'a beylerbeyi ataması yapılana kadar burada bekleyecekti. Ancak Kanuni Sultan Süleyman seferde olduğundan bu işle hızlıca ilgilenemedi. Zira kendisi Tahmasp'ın peşindeydi ki Şah, Sultan Süleyman'ın karşısında delikten deliğe kaçıyordu. Barbaros Paşa Tunus'ta, Sinan Reis ise Halkulvat'ta bulunuyordu. Paşa derhal İstanbul'a haber vererek donanmayı Hümayun'un gelmesini emretti. Eğer donanma yetişebilirse Şalken iki ateş arasında kalacaktı. Bu yüzden şiddetle Halkulvat'a saldırdı. Sinan Reis tam bir ay boyunca mukavemet sağladı. Halkulvat'ın düşeceği anlaşılınca Tunus'ta ayaklanma çıktı. Barbaros Paşa'nın emrindeki Arap askerleri ihanet ederek Tunus'tan çekildiler. Barbaros Paşa sadece 6000 Levent'le şehirde kalmıştı. Sinan Reis geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ancak Huruç harekatıyla düşmana çok büyük zayiat verdirmiş, askerlik sanatının hakkını sonuna kadar vermişti. Hristiyan topları kalenin duvarlarını yerle bir etmişti. Barbaros Hayrettin Paşa, Leventleri ve dini için savaşan az bir Arap askeriyle mukavemet etmeye devam etti. 6 gün boyunca Tunus şehrini savundu. 30 bin İspanyol askerinin üzerine Huruç harekatına karar verdi. Paşa büyük bir taarruzla İspanyolların üzerine saldırdı. Şehre geri dönerken büyük bir hainliğe uğradı. Kale kapıları yüzlerine kapatıldığı gibi esir bulunan 10 bin Hristiyan da serbest kalmıştı. Barbaros Paşa son bir Huruç harekatı yaparak İspanyol hatlarını yararak meydandan çekilmeyi başardı ve Cezayir'e doğru ilerledi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Tunus'tan çekilmesi üzerine burada büyük bir vahşet yaşandı. 30 bin Arabı boğazladılar. 12 bin kadın ve çocuğu esir aldılar. Camiler, medreseler, türbeler tahrip edildi. Saraylar, konaklar yağmalanıp yakıldı. Barbaros Hayrettin Paşa
Yaşanan bu hadiseden sonra donanma ile Balear Adaları, İspanya kıyıları ve Portekiz limanlarını vurdu. Yapılan bu vahşetin öcünü almak niyetindeydi. Barbaros Hayrettin Paşa, Hristiyan limanlarını vurduktan sonra İstanbul'a doğru yol aldı. Kanuni Sultan Süleyman Korfu seferine çıkmıştı. Donanmayı Hümayun, Barbaros Hayrettin Paşa ile Lütfi Paşa'nın emrinde bulunuyordu. Venediklilerin donanması Barbaros Paşa'ya doğru yaklaştı. Paşa girişilen muharebeden galip çıktı. 14 parça Venedik gemisini batırdı. Diğerleri kaçtılar. Venediklilere ait Korfu Kalesi kuşatıldı. Ancak kuşatma uzun sürmüştü. Kanuni Sultan Süleyman seferin sonlandırılmasını emretti. Barbaros Paşa kuşatmanın bir müddet daha devam etmesini istediyse de sultanın emri kesindi. Barbaros Hayrettin Paşa Adalar Denizi'ndeki Venedik adalarını teker teker fethetti. Korfu adası alınamamıştı ama Venediklilerin Ege Denizi'ndeki varlığına son verildi. Kiklat adaları Osmanlıların yönetimine geçti. Ertesi yıl Barbaros Hayrettin Paşa yeniden deryaya açıldı. Sultan Süleyman'dan iki emir almıştı. Venediklilere ait Girit yakınlarındaki adaları almak ve İskenderiye'den gelen Salih Reis'in komutasındaki donanmayı korumaktı. Bu donanmada Gücerat Şahı'nın hazinesi bulunuyordu. Hindistan'da bulunan bu Müslüman devlet hazinesini düşman eline geçmesin diye Osmanlılara emanet etmişti. Bu donanma İstanbul'a ulaştıktan sonra Barbaros Paşa Girit'in üzerindeki Kerpef ve Kaşot adalarını vurdu. Buraları ele geçirdi. Bu sırada Avrupa'da Osmanlılara karşı büyük bir deniz seferi hazırlığı yapılmıştı. Bu büyük donanma Andrea Doria'nın eline verilmişti. Hristiyan tarihinin gördüğü en büyük donanma buydu. Şimdi Hristiyan ve Müslüman dünyası tarihin gördüğü en büyük deniz muharebesini yaşayacaktı. Bu muharebeden galip ayrılan Akdeniz'in de hakimi olacaktı.